Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Aslan'a yemek veriyoruz, tarhana çorbası. Bakın nasıl güzel yiyor. Çok sevdi benim oğlum, bakın. Bu son kaşığımızdı, bayağı bir yedi. Dedim ki sizlere de göstereyim. Yoğurt yiyor, elma yiyor, tarhana yiyor. Elmayı böyle ince süzgüden geçiriyorum, böyle şey cam süzgü var. Evet, ondan rendeliyoruz böyle. Çok severek yiyor. Dün yoğurt yedirdim. Bugün de birazcık böyle tarhana çorbası vardı. Evet, yiyoruz azıcık yani. Azıcık veriyorum. Kahvaltıda kendime yumurta açtığım zaman hemen sarısından bir lokma sokuyoruz ağzına. Bugün de çok güzel bir yer keşfettim ve fiyatları oldukça makul. Bugün Caner'le beraber oraya gideceğiz. Meral'in danında şu anda uyku saati. İnşallah annemi üzmeden uyur. Evet. Biz de bir gidelim, kendimize bir şeyler bakalım istedik. Bayağı da bir çeşitli ürünleri var. Evet Merelinda, biz hemen gidip geleceğiz, tamam mı? Babası, oğluma bak, babası seni seyrediyor. Bak, ya, bak. Çok tatlış ya bu. Şimdi önce ben bunu uyutacağım. Ondan sonra Mira'yı, ikisinin de uyku saati olacak. Bak maymun oldu, maymun oldu. Bu arada Merelinda'nın izlediği çizgi filmlerden de bahsedeyim. Bilippi var, Bilippi diye yazılıyor. Çok güzel, çok eğitici. Evet Merelinda, biz gidebilir miyiz anneciğim? Kızım babaanneyle kalır mısın? Gel babaanneye. Gel babaanneye aşkım. Gel babaannenin gülüyor gibi. Ya keşke dün alışveriş yapmasaydık. Buradaki fiyatlar ne kadar uygun arkadaşlar. Bakın 75 liraya alt üst takımlar var. Ah canerim ah. Vallahi bilseydim almazdım çocuklara bir şey. Burada çok daha uygun. Tarz marka Semih'e geldik biz. Ben bunları çok öncesinden biliyorum aslında. Sosyete pazarlarında kurulum yapıyorlardı. Şimdi kendilerine mağaza açmışlar. Alışverişe başladık biz. Arkadaşlar bir şeyler beğendim ama burada deneme yapılmıyormuş. Şimdi denemeden almış olacağım aşkım. Ya olmazsa artık iadeye gelmek için, değişime gelmek için uğraşacağız. Ya kendime diye geldim gene. Bakın çocuklara da bir şeyler aldım. Şunlar 35 lira. Bakın ne kadar güzeller. Şurada var yine oğluma ve Mira'ya. Yahu ben yine kendime bir şey almayıp çocuklara aldım arkadaşlar ya. Hem de takım kıyafetler aldım onlara. Bakın evde göstereceğim. Fiyatları uygun ama deneme kabini olmadığı için bana da bedeni olur mu olmaz mı? Biliyorsunuz iadeyle de uğraşmak istemiyorum ben. Buraya tekrardan gel git. İki çocuk da var. O yüzden bana aldığım bütün her şeyi bıraktım. Şimdi Karşıyaka çarşıya gidiyoruz. Orada en azından deneyebilirim yani. Burada ben bilmiyordum denenmediğini. Deneme kabini olmaması da biraz garip geldi. Onca ürünler var hem de hepsi de güzel yani. O yüzden aldığım her şeyi bırakıp Karşıyaka çarşıdan alışverişimi yapacağım. Hem de açılış için de bir şeyler bakacağım. Burada da pek zaten açılışa uygun bir şey yoktu. Daha çok spor kıyafetler var. Hamileliğimden bu yana kendime kıyafet almıyorum. O yüzden tam olarak da bedenimi bilmiyorum. Evdeki kıyafetlerimi giyiyorum. Evdekiler bile bazen sıkabiliyor. O yüzden tam bedenimi şu anda bilemediğim için almadım arkadaşlar. Çocuklarımı aldım. Çocuklarıma nasip oldu yine. Doyamadım zaten onlara alışveriş yapmaya. Yani bir sürü ürün aldım. Bunların hepsi ne kadar tuttu? 200 lira tuttu değil mi Caner? 200 lira. Bir sürü kıyafet aldım yine. 200 lira para ödedik. Elsuvak 2'ye gittiğimizde tek parça ürün 200 TL'ydi. Güzel oldu ama. Güle güle giysinler inşallah. Şimdi başka mağazaya geldim. Buradan yine açılışa göre bir şeyler bulamadım ama günlük giyimlik için bir eşortman altı, bir de üzerine de uydurdum. Gerçi bence çok güzel oldu. Ne diyorsun aşkım? Aynen. Günlük... Açılışa bir şey bulamadın mı? Bulamadım daha ben açılış için ya. Buradaki başka mağazalara da gideriz. Ama uygun yok yani, sen de görmüşsündür. Ama bunu beğendim. Bunu böyle alalım. Bu işler ne zor işlermiş arkadaşlar. Ben H&M'de şöyle pembe bir blazer beğenmiştim. Şans eseri Koton'da da gördüm. Bunun bir de altı var. Alt pantolonunu da çok beğendim. Şöyle göstereyim. O da böyle dar paça. Böyle bir şey daha önce hiç giymedim ama hiç giymedim. Bilmiyorum üzerimde nasıl durur. Çok aradık, çok araştırdık. Burada başka blazerlar da var. Ve bunun içerisine gömlek giyeceğim herhalde. Değil mi? Bir tane de gömlek uydurmak gerekiyor. Böyle şimdilik bunları beğendim. Kabine gideceğim birazdan. Sizlere de göstereyim istedim. Bir de bunu mu denesem aşkım? Bedeni varsa turuncu galiba değil mi? Bu benim gözüm yanlış turuncu, görmüyor. Turuncu. 38. Bu da tatlı bence. Hadi bunu da deneyelim. Allah'ım.
üst kata gideceğiz. İşim zor vallahi benim arkadaşlar. Tuğba'nın peşinde bütün gün açılış kıyafeti arıyoruz. Kıyamam ben sana. Gel bir üst kata gideceğiz. Ya bu ne? Çok resmi olmadı mı? Baksana. Daha önce böyle hiç giyinmediğim için arkadaşlar birazcık değişik geldi bana yani. Bu resmi geldi sence? Resmi de alışman lazım artık. Aa, çok şekermiş ama rengi çok tatlı. Böyle, olmadı mı yani? Bilmiyorum, çok içime sinmeden tam benlik değil gibi geldi. Sanki bir başkasıyım yani, öyle geldi bana, bilmiyorum aşkım. Şimdi farklı renkleri vardı, onları da bir deneyeyim. Miralinda! Çocuklar! Ne yapıyorsunuz annem? Bakma. Ben geldim. Yağ siliyor mu? Temizlik mi yapıyorsun? Gel bak sana ne aldım. Gel gel. Gel bak sana ne aldım annem. Gel. Gel bir daha mısın? Anacığınız yine size bir şeyler aldı. Kendine bir şey alamadı ya. Gel buraya. Aferin benim kızıma. Cam mı siliyor? Cam temiz oldu diyor bir de bana. Benim kızım ne yapıyormuş burada? Ay bak sana cici aldım ben. Hayır cici. Barışım. Bu cici. Boncuğum. Yapma dedi. Yapma dedim. Yapma dedim. Bir daha yapacağım. Bırak şimdi, çocuğum temizlik yapıyor ya. Bak bir de ben ne aldım ya. Bakın ya. Merkezimiz için aldım ama. Niye buraya koy koy? Korktu galiba. Annem ayıcık, hem de çok tatlı bir ayıcık. Korktu mu, anlayamadım tam. Korkuyorum. Niye korkuyor acaba ya arkadaşlar? Çocuklarıma aldıklarımı göstereyim. Aslan için aldım. Bu 2 yaş olanı, 1 yaş yoktu veya daha küçükleri yoktu. Bu da 6, 55 liraydı bu takım. Vallahi çok güzel. Çok güzel değil mi anne? Bak bu evet. Da Mira için. O da çok tam senin istediğin gibi şeyli, gökkuşak. Evet, gökkuşaklı. Dedim ki kardeşler takım giyinsin. İlk defa bir takım kıyafetleri oldu. Bir de böyle, bu da 35 TL'ydi. Çok iyi vallahi. Çocuklar zaten hemen leke oluyor, eskiyi evet, veriyor. Evet, bu da 35 liraydı. Bunun daha da büyüğü yoktu. Aslan için aldım. Tam gelir o. Güzel, güzel. Ay. Bunu da Miralinda için aldım. Ay o da çok güzel. 35 lira bu da. Vallahi bedava. Bak arkasında da. Ay Mickey'lilere şey bak, oldu. Bak Miralinda. Çok güzel ya. Ay Mickey. Bak o üstündekini de giydirdim. Yeniydi çok o da. Çok güzel olmuş. Mira bak. Mira bak babaya. Ay oğlumu da göster. Mavi takımlarını giymiş oğlum. Oğlum. Annem. Ay babam benim. Ay gülen yüzüm benim. Kendime de eşofman altı aldım anne böyle. Aa, çok güzel. Rengi çok güzel. Bunu da uydurdum. Takım değildi de. Ama aynı kumaş herhalde. Evet aynı kumaşları. Bak çok renkleri güzel. De benziyor. Bu güzel. 170 TL. Bu da 130 TL. 300 öyle. Liraya bir takım olmuş. Evet 300 liraya bir güzel, takım oldu. Güzel. Çok rahat da. İşte ben böyle şeyler bulabiliyorum kendime. Spor kıyafetler. Bana böyle, nasıl diyeyim anne, resmi kıyafetler böyle çok sevemiyorum ben. Sevmiyor. O kadar denedim. Normal siyah bir pantolon alacaksın. Üstüne güzel bir bluz alacaksın. Tamam yeter. Öyle yapacağız artık. Ne yapayım? Bulamadım. Tarzım değil çünkü. Evet yakıştıramadım kendime. Ama Caner de pembe kıyafeti beğenmiş. Onun içine gömlek giymiştim ben. Blazer'ın anne, beyaz gömlek. Onun içine bir bluz da olabilirdi aslında. Düz beyaz bir tişört de olurdu. Bakarız daha. Yarın gene gideriz. Öyle. Öyle yani. Sallanan ayıcığımızla da güzel güzel fotoğraflar çekileceğiz. Bebişlerimizle tabii ki ilk önce aslanımız deniyor, onaylıyor. Beğendin mi oğluş? Çok tatlısın. Çocuklarımızla da güzel bir fotoğraf alanı olacak. Kış kış kayıkçı yapıyor aslan bak. Miral'in de alıştı. Nasıl Mira, beğendin mi? Anne baksana. Sen Mira'ya göreymiş o. Evet ya. Çok tatlı oldu. Mira ata bindi. O da konuşuyor. İkinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün merkeze götürülecekleri yine götürüyoruz. Bunlar artık son. Bütün eksikler bitti. Oh, doldurmuşuz yine arabayı Caner. Sığdık mı? Sığdık gel. Oo,
Oh, en son halımız da vardı. Bunu da al aşkım. Hadi bakalım. Bugün temizliğimizi yapacağız detaylı bir şekilde. Son dokunuşlar diyeyim artık sizlere. Ondan sonra Rabbimin de izniyle inşallah açılışımız da olacak yakın zamanda. Şimdi gidiyoruz merkeze. Aslında açılış için her şeyimiz hazır arkadaşlar. Tabii yazar kasamız bile var ya. Yazar kasa ve postçuyuz arkadaşlar. Şu an bizim şirket bilgileri falan her şey içinde kayıtlı. Aslında şu an bizim işbaşı verildi yani vergi dairesi tarafından. Ama biz açmak için biraz bekliyoruz. Çünkü belediye işlemleri her şeyin tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden dolayı biraz bekletiyoruz ve o zamana kadar da her şeyi tam anlamıyla hazır hale getiriyoruz dükkanın içerisinde. Hatta bugün Tuba bazı konseptler yapacak. Vallahi o kadar güzel düşünmüş ki yapacağım değil çok mi bugün güzel, onu? Çok güzel, çok güzel oldu. Yapacağım tabii ama bir eksiğimiz var. Bambu vazo almıştım ben arkadaşlar şöyle 1 metre boyutlarında. İçerisine pampas da aldım. Orada soft renkler olacak. Yine bebeklerimizin çekim alanı olmuş olacak. Bir de köpek peluş oyuncaklar sipariş vermiştim. Mira'nınkinin aynısından. Onlar da gelince inşallah böyle top havuzun içerisine koyacağım onları. Ne gelecek olanlar var. Straforlarımız falan var. Straforlarımız var. Yani birkaç gelecek olan kargodan ürünler olduğu için bir de belediye işlerinde beklediğimiz için her şey hazır bir şekilde olsun. Öyle açılışımızı yapalım. Hani eksiksiz olsun acele dedik. Etmeyelim yani. Acele etmeyelim dedik. Misafirlerimiz geldiğinde bir eksiğimiz olmasın. Evet. O yüzden de biraz bekletiyoruz. Evet, şimdi gelmek üzereyiz. Halı almıştık merkezimizin ön tarafına. Onu da sereceğiz bugün. O da antrasit. Çok güzel çok bir güzel renk. Olacak, çok güzel olacak o da inşallah. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eski oturduğumuz Trademark Tower var biliyorsunuz ki. Biz burada bir sıra oturmuştuk arkadaşlar. Ona çok yakın merkezimiz. Şöyle eski evimiz ya. Şöyle el sallayayım ona da. Kızlar ne yapıyorsunuz? Temizliğe başladık biz. Kuzenimiz de geldi yardıma. O da sağ olsun banyoları temizliyor arkadaşlar. Aslında yapmıştık. Yine ustalar geldi gitti. Son artık böyle detaylı temizlerimiz. Son rötuşlarımız artık ya. Son rötuşlar oluyor. Bu arada biz 1-2 saattir buradayız. 1-2 saatte bayağı bir şeyler hallettik. Göstereyim size de. Bakın şu bölümü hallettik. Şu aynayı taktık. Dönenceyi taktık buraya. Bir de bir şey daha göstereceğim. Merkezin önüne şu halıyı da yerleştirdik arkadaşlar. Çok güzel bir bütünlük sağladı. Çok güzel oldu halının da burada olması. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on. Artık içeriye galoşlarla giriyoruz. Çünkü burası ve mutfak tertemiz oldu. Çok güzel ya. Evet, sehpamız da geliyor. Bunun için yastıklar da almıştım ben. Onları da düzeleceğim buraya. Bir de buraya çiçeğimiz gelecek. Dur kız hocam. Bunu da alalım. En sevdiğin yer. Benim yer. Evet. Böyle mi? Evet. Tamam. Çok tatlı olmadı mı? Bakın. Anne yere düştü. düştü. Çin every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Toplarımız da mislendi. Güzelce yıkadım, dezenfekte ettim arkadaşlar. Şimdi topumuzu atalım. Miralin de var ya, bayılır bayılır buna ya. Gerçekten çok harika oldu. Şimdi düzenlemeye başladıkça, her şey yerine yerleştikçe daha da bir güzel gelmeye başladı gözüme. Çok şükür. Bakalım bitiyor. Ve ta 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 tam. Mutfağımıza bakın. Minik şirin mutfağımıza. Buraları her yeri tertemiz yaptık. Dolap içlerini de düzenledim arkadaşlar. Bakın böyle. Bunları biliyorsunuz benim çeyizimden de. Ben çok kullanamamıştım arkadaşlar. Sizlere nasip inşallah. Buraya da şimdilik böyle düzenledim. Eksiklerimiz var. Onları da ilave edeceğiz. Yerleştikçe yine ufak tefek eksikler çıkıyor. Onları da not alıyorum. Ve buraya bakın. Caner çok tatlı olmamış mı ama? Buralar yine tekrardan düzenlenecek. Şimdilik böyle yerleştirdik. Şu köşeye bakın ya çok güzel. Ya bak ama işte. Nasıl güzel oldu değil mi Caner? Vallahi böyle ben hiç hayal edememiştim arkadaşlar. Şöyle beni de görün. Caner kamerayı. Gerçekten hayalimden bile çok güzel oldu. Ay beni burada bırakabilirsin aşkım. Ben burada kalabilirim. Sen lazımsın aşkım bize. Baksana şu köşeyi çok istemiştim bambu bir takım.
Çok da güzel oldu bak. Ama her şeyimiz duruyor bak. Cud halamız var burada. Buraya bambu vazo gelecek. Şöyle şu kadar yükseklikte ve içerisinde pampaslar olacak. Burası da bir fotoğraf çekilme alanı. Sonra burada çok tatlı bir salıncağımız da var. İçerisinin minderleri o kadar güzel ki yumuşacık. Hiç kalkasınız gelmez. Zürafamız var burada, top havuzumuz. Top havuzumuzun üzerine bir kapı süsümüz vardı. Onu yerleştirdik. Bence buraya daha güzel oldu. Sonrasında bakım masamız arkadaşlar. Bu dönemce biraz daha yukarıya gelecek şöyle. Bakın aynamızın da güzelliğine. Tavşan kulaklı aynamız. Bunu da misinayla bağlayacağız. Bir ip görüntüsü olmayacak. Bakın bir de bu kızça ne yaptı? Şöyle bir köşe yaptım, kahve köşesi. Nasıl olmuş? Ay Caner, uyduruverdim vallahi bak. Çok tatlış oldu böyle. Sebilemizin üzerine aldık. Sonra şu rafı düzenlemeye çalıştım. Yine buradan bir el geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Sonra şunu da göstermiş olayım. Eskimiz de kaplanıyor. Buraya logomuz gelecek. Lindas Baby antrasit renginde olacak. Şuralar da antrasit renk olacak. Çiçeğimiz şu anlık bu köşede. Bakın bir de burada neler var neler var. Çeşit çeşit gözlüklerimiz var. Sonra burada kız annelerimiz eğer ki isterlerse bandana çeşitlerimiz de mevcut burada. Böyle. Evet. Hadi gidiyoruz artık. Gidiyoruz artık. Çok yorulduk. Daha da misafirimiz gelecek akşama. Yemek hazırlayacağız sizinle beraber. Bu köşemiz de gerçekten mükemmel oldu. Her şeyle o kadar gönlüme sildi ki. Burasının bekleme koltuğu gelecek Güvense'den. Onu şu anda bekliyoruz. Evet. Elimize kolumuza sağlık aşkım. Çok şükür bitti. Bunu da göstermiş olayım bakın. Yani ne kadar uyumlu. Şöyle bir dönüyorum. Burası çok güneş alıyor ve sıcacık. Sıcacık piştim böyle sivit giydim de. Bu arada birine teşekkür etmem lazım aşkım. Birine değil aslında birçok kişiye teşekkür etmem gerekiyor. Şimdi ev tadilatımızı yapan ustalarımız vardı biliyorsun Emre. Emre'ye teşekkür ediyorum. Her şeyde yanımıza koşturuyor. Bazı sorunlarımız var. Emre'yi arıyorum hemen geliyor çözüyor. O kadar yardımcı oluyor ki elimiz ayağımız oldu bize. Evet. Ev tadilatımızı da ona yaptırmıştık. Dükkanın bütün tadilatını ona yaptırdık. Emre hani tadilat ihtiyacınız varsa muhakkak Emre ile irtibata geçin arkadaşlar. Hatta açıklamalar kısmına numarasını da bırak aşkım. Evet. İsteyen olsa tadilatla ilgili bir şey. Ya böyle ufak bir sorun oluyor diyelim ki hemen koşturup geliyor işimizi hallediyor. İşin arkasında duruyor. Evet yani. İşin arkasında çok duruyor. Onun da eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ve Rafine Organizasyon'a da ben teşekkür etmek istiyorum. Elif ve Kadir'e. Onların da emekleri var. Hepimizin emeği var. Çok güzel oldu. İnşallah açılış gününü bekliyoruz şimdi büyük bir sabırsızlıkla. Ufak tefek bir eksikler var. Onlar da tamamlandığı zaman açılış tarihimizi de vereceğim. Ama bir pazar günü arkadaşlar. Bir pazar günü olacak açılışımız. O yüzden pazar günleri lütfen kimseye söz vermeyin. Tam tarih belli olmadığı için şu anda bir şey söyleyemiyorum ama bir pazar olacak yani. Ya bu şimdiden, pazar ya da ondan sonraki pazar. Evet ya bu pazar ya ondan sonraki pazar kendinizi ayarlayın. Hepinizi bekliyorum vallahi. Şöyle bir tanışalım ya sarılalım birbirimize. Biz geldik. Hoş geldik ayol. Hoş geldin de bize. Nasıl olmuş saçlarım? Çok güzel olmuş. Ana kız kuaföre gitti bunlar. Anne kız kuaföre gittik. Annem ayakkabılarına girme. Gel çıkaralım. Anam uzun zamandır var ya gitmiyordum. Anne o kadar iyi geldi ki. Tabii canım. Ay çok rahatladım ya. Bir fön bile insanı ne kadar rahatlatıyor. Artık saçımı toplamaktan şurası acımaya başlamıştı. Mira ne yaptı orada? Mira çok ıslı. Evet anne. Oturdu kucağıma babaannesi. Hiç sesini çıkartmıyor. Ustu benim kızım. Bir de şey almıştım, çerez almıştım. Onları yedi. Ördek. Evet al bakalım. Parka da gittik, biraz sallandık, kaydık, geldik. Şimdi misafirlerimiz için yemek hazırlığına başlayalım artık. Ben de hazırım, yemeklerimiz de hazır olsun. Bugün neler de yapacağız, neler döktüreceğiz bakalım. Bugün misafirlerimiz için sultan kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacak, tarifini de vereceğim. Annem şimdi malzemeleri doğruyor ufak ufak. Düdüklüye de etlerimizi aldık böyle. Güzelce haşlanacak değil mi anne? Dana et o. Güzelce haşlansın. Onlar iyi pişmesi gerek. Aynen. Şimdi ben bunu hop kapattım. Altını da açıyorum. O sırada da ben havuçla patatesleri böyle minik minik doğruyorum. Yufka da giriyor ayrıyetten. Sultan kebabına sırayla anlatacağız arkadaşlar. Önce bir etimiz haşlansın. Evet. Haşlandıktan sonra döküm tencerende sırasıyla yapacağız. Göstereceğiz en sonuna.
Sen de istersen bu sırada pilavı yap. Pilavı yapayım. Basmati pirinçten yapalım. Evet. Ay bulamadım arkadaşlar. 101'de 1000'de bitmiş. Aktüel ürünü olarak geliyordu. Her zaman gelmiyormuş. Gelmiyor. Ay bileydim alırdım koli koli ya. Çok güzel. Hem de fiyatı da gayet uygundu. Bir kilosu 40 TL'ydi. Migros'ta 80 TL civarlarında bir kilosu. Hadi bakalım. Başlayalım pilavımızın da yapımına. Anne. Merhaba anneciğim. Çocuğun iklo. Nikdom, gel gidelim hadi içeri biz, gel. Etimiz de haşlandı, pek bir güzel oldu. Biz bunu aldık arkadaşlar, ekmek arası yaparız diye niyetlendik. Ama kısmet olmadı, bak misafirlerimize kısmet oldu anne. Evet, evet. Kokoreç gibi oluyor, ben kokoreçe bayılırım. Anam her gün yerim. Bunu böyle haşlayıp güzelce kavuruyoruz. Tuz, karabiber, kimyon koyuyoruz. Bol kimyon oldu mu ekmek arasına soğanla süper oluyor. Süper bir şey oluyor. Süper oluyor da yemek yapıyoruz bugün. Evet. Ama bu da çok güzel bir yemek olacak. Evet. Etimizi haşladıktan sonra biraz zeytinyağı ile kavurduk. Şimdi içerisine havuç ve patates ilave ediyorum. Hop. Sonrasında soğanımız var. Bir yemek kaşığı salça. Haşladığımız etin suyunu da ziyan etmiyoruz. İçerisine az bir şey ilave edeceğim, göz kararı. Bir su bardağına yakın et suyu ilave ettik. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Burada biraz daha pişmeye devam etsin. Sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Bir yandan da beşamel sosumuzu yapalım. Bir de minik misafirimiz var bizim. Seyirciler. Oğlum, güzel oğlum. Durmuyor, durmuyor. Uyku vakti geldi. Evet. Annesi yemek yetiştirecek diye evet. Biz de duruyoruz burada. Biraz daha bir 10 dakika daha dursun. Fırın attıktan sonra aslanı da uyuturuz evet. Arkadaşlar. Şimdi anne beşamel sosunu kendimiz yapacağız. Evet. Şimdi tereyağında unu güzelce kavuracağız. Güzelce kavuruyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş süt ilave edeceğiz. Tereyağı döküyorum şimdi tenceremin içerisine. Bir de 4 yemek kaşığı un. Anne sen tarif et şimdi bana. Hı-hı. Tamam mı? İyice kavuracağım onları. Güzelce kokusu çıkacak unu. Sonra ağır ağır soğuk süt döküp muhallebi kıvamına getireceğiz. Hı. Yemeğimiz de burada suyunu çekiyor böyle. Çok sulu olmayacak. Yufkalarım var böyle arkadaşlar. Tabağımın içerisine alıyorum. Sonra burada hazırlamış olduğumuz etimizi yufkamızın içerisine alıyoruz. Senden güzel yemek kanalı olurmuş aşkım. Ya. Teşekkür ederim. Elim lezzetli mi aşkım? Çok sen lezzetli. Sen beğeniyor musun yemeklerimi? Özellikle annemle ikimizin gücü birleşince farklı bir şeyler ortaya çıkıyor daha yani. Daha muhteşem oluyor değil mi? Bu kadar yeter mi aşkım iç harcımız? Koy biraz daha kız. Bol bol yiyelim. Bence bu kadar yeter. Tamam. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Hop bakın şimdi ne olacak. Tadam! Nasıl oldu? Çok güzel gözüküyor. Çok güzel değil mi? Evet. Sonuncumuz da hazır. Şimdi üzerine beşamel sosu ve kaşar peyniri. Vallahi aşkım efsane görünüyor ya. Daha yemedik ama ya karnım da o kadar acıktı ki bugün hiçbir şey yemedik. Bir kahvaltıyla duruyoruz. Böyle beşamel sosunu sürüyorum. Fırına gitmek üzere. Hazırlar efendim. Üzerindeki kaşarlar kızarana kadar fırınımızda duracaklar alt üst ayarda. Zaten yemeğimizin içi pişmişti. Efsane geliyor. Hazır mısınız? Da 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 dam. Vay vay. Dur şunu da kapatalım. Wow. Abo yandım. Hoppa. Çok güzel görünüyor. Umarım sizler de evinizde denersiniz arkadaşlar. Şimdi ben cacık yapacağım. Soframızı hazırlayacağım. Misafirlerimiz gelecek biliyorsunuz. Bayağı da bir bugün iş hallettik sizlerle beraber. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.